Çok iyi bir gün gibi başlamıştı. Hayır, süper bir gündü. Her yönüyle mükemmel. Belki mükemmel değildi ama gerçekten çok hoştu. Çok iyi ve tetikte arasında bir yerlerde. Pantolonu şehirde turlayıp etrafı seyrediyordu. Heybetli cüssesi sabah havasını yarıyordu. Kene, şu çarşafları katlamama yardım eder misin? Tamam, bu bir düello. Dünyevi bir keyif. Evet, senin tarafındaki uç ters dönmüş. Evet, gördüm. Koreografik bir muamma. Bu küçük bir gösteri. Biliyor musun, süper caniler neden o kadar mutsuz Arthur? Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilmezler. Acele et, kaybedecek zaman yok. Kanatlarımın henüz kuruduğunu hiç sanmıyorum. Ben gemiyim. Parmaklarını kıvırabiliyor musun dostum? Tamam, hadi gidelim. Saldırıya uğradık. Yani mücevherleri mi gasp ettiler? Evet, hiç mücevher almadılar ama. Peki parayı mı gasp ettiler? Hayır, bütün paralar burada. Gizli dosyaları gasp ettiler. Hayır, yine yanlış. Tamam, pes ettim. Penceremizi gasp ettiler burada işte. Bu yeni bir şey işte. Merhaba, nasılsınız? Siz, pardesülü adamlar, size söylüyorum, kötülük yapmayı kesin. Barbara, buraya biraz yardım alabilir miyim? Benim adım Barbara değil ve ben suçlulara yardım etmem. Arthur'a da daha dün dediğim gibi suçluların sorunu nedir biliyor musunuz? Ve bu noktada bu kadının üzerinde kımıldayan bir şey fark ettin mi acaba? Eğer hafızam yanıltmıyorsa... Pekala, bunu kim fırlattı? Çok önemli sorunlarım var Barbara. İşte kötü bayan, kader işlediğiniz suçlar yüzünden önünüze çıkmaz bir sokak çıkardı. Sessizce benimle gelin şimdi. Yüzünüzde küçük küçük şeyler var. Ben ne? Karıncalar var. Pantolondaki karıncalar. Ve böylece Kaptan Salim Kafa'nın Süper Kahramanlar Kliniğine gelmek... Kuponlarım vardı. Evet. Şimdi derinlere inelim ve bu sorunun kaynağını keşfetmeye çalışalım. Örneğini söyle şimdi. Senin akraba ilişkilerin iyi miydi? Ne? Onunla ne ilgisi var ki? Bunu henüz bilmiyoruz değil mi? Şimdi gevşe. Ben bir profesyonelim. Sen su soğutucusundaki bir kafasın. Şimdi müdafaaya geçiyorsun. Ne diye beni sıkıştırıyorsun? Biz buraya benim sorunlarımı konuşmaya gelmedik Kene. Biz burada senin için varız. Adamım. Onu yalnız bırakmamalıydım. Sen elinden geleni yaptın. Şimdi Kene, seni fiziksel terapistimizle tanıştırmak istiyorum Taft. Tedavi edilir. Merhaba Taft. Bütün hastalara ilk söylediğim şey rahat olundur. Bütün mesele kafanızın içinde. Hepsi bu. Ama bu çok yeni bir şey doktor. Aklım her zaman beni geriden takip etmiştir. Seni dertlerinden kurtarmak için çok çeşitli yöntemlerimiz var. Ama ben bir yardımcıyım. Onun yanında olmalıyım. Arthur, o profesyonellerle beraber. Sanırım onu daha kötü yapamazlar, doğru mu? Ona bak Kene. Ne kadar kötü olabilir ki?
Aptal, yaşlı bay karıncadan korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. Evet, evet, işte bu. Onunla savaş. İşte buradayız. Vay canına. Bu sığınak hakkında hiçbir fikrim yok. Onlardan düzinelerce olmalı. Yardıma ihtiyacımız olacak. Pörsümüş fareye bütün kahramanları toplamasını ve burada buluşmamızı söyledim. O da karıncalardan korkuyordur. Karıncalardan korkmak mı? Bebek, sen benim kim olduğumu sanıyorsun. Gene mi? Bulabildiğin kahraman der mi? Bu kadar kısa bir sürede. Evet, bu insanların da bir hayatı var biliyorsun. Ama kanalizasyon kestanesini getirdim. Balık çocuk, Atlantis'in kayıp prensi. Merhaba. Merhaba. O neden çocuk havuzunda? Biraz soğuk almış. Bu yüzden annesine onu ıslak tutacağımıza söz verdik. Kene nerede? Anneme Kenan'ın da burada olacağını söylemiştin. Dinle balık çocuk. Annene hiçbir şey söylemedim. Sanırım Kene kafayı yedi. Evet, o çıldırdı. Kesinlikle çıldırdı. Demek istediğin deli mi? Deli yanında küçük kalır. Eğer böyle bir hileyi düşünebilseydim şimdi burada olmazdım. Şuna bakın. Korkulanınla yüzleşmen gerekiyor Kene. Hayır. Pekala, bu tam olarak işe yaramadı. Başka bir şey deneyelim. Ama bu taftmış. Bu büyük bir hırsızlık. Fesat tertibi. Polis departmanının yıkımı bu. Bu bayanlar biraz suçlu başkanım. Senin durumunu anlıyorum uçan kafa ama teknik olarak onlar bayan değiller. Onlar karıncalar ve bu yüzden bizim adalet sistemimizin bir konusu olamıyorlar. Şu taş kafalı çocuklar mı? Hadi başkan, onları görmeme izin ver. Benim çocuklarım bu iş elleriyle halletsin. Buyurun, kimsiniz? Ben Arthur. Merhaba. Ve bizler... Demek istediği biz ilaçlamacılarız. Bir hamam böceği sorunu için bizi aramıştı da onun için geldik. Evet, onun için. Hamam böceği mi? Tamam, buyurun. Her gün mü çalışıyorsunuz? Gerçekten ben bir işkoliyim. Hadi gel buraya. Belki de senin fobin semboliktir. Sembolize ettiği şey senin annen mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Peki ya amca? Bunun bir anlamı var mı? Hayır. Peki ya teyze? Teyze. Teyze. Anladım. Evet mi? Hayır. Peki başka birinin teyzesi, küçük gri saçlı bir baya? Çok üzgünüm. Ben senin annenim. Değilsin, sen taftsın. Peki sizin planınız ne? İlk önce ne yaptıklarını bulmaya çalışacağız. Daha sonra da onları durduracağız. Evet tabii. Şu ikinci bölümün ayrıntıları ne peki? Sağlık merkezi mi? Hazırlanın. Gidip şu karınca pisliğini temizleyin. Telefonu bekletin Sayın Başkan. Karınca probleminiz için benim bir çözümüm var. Merhaba profesör. Beni beklemeye alın lütfen. Herkes karıncaların şeker için çıldırdıklarını bilir, öyle değil mi? Ne? Karıncalar şeker için çıldırırlar. Şeker için çıldırmak, evet. Bu bilimsel bir gerçek başkan. Şehrin hemen dışına dünya üzerindeki en büyük şeker çubuğunu yerleştireceğiz. Karıncalar çekiciliğine dayanamayacak. Bu karıncalar için gerçekten vazgeçilmez bir şey başkan. Ve onlar şehre zarar vermekten vazgeçecekler. Bundan eminim. Kesinlikle eminim. Ama yemekleri bittiği zaman ne olacak? Elbette çikolata nitrogliserinle doldurulacak. Böylelikle sona ulaşacağız. Ben iyiyim.
Sanırım yaptıkları şey bir büyüteç camı. Bilirsiniz ben çocukken karıncaları kızartmak için büyüteç kullanırdım. Evet, çok komik. Belki karşılık vermek istiyorlardır. Gül bakalım iki ayaklı, yakında şaka size yapılacak. Hadi. Stinky, balık prensi bırak, onun da bacakları var, koşsun. Evet, hadi koş bakalım. Hadi, hadi, hadi. Aha, evet. Aha, bu çok ilginç. Sizin bütün yaptığınız tafta maskaraca... kıyafetler giydirip benimle güreştirmek. O kadar. Şey, bu bizim terapi yöntemimiz. Evet. Salim kafa, sen kaçırmışsın. Hasta muz tedavine düşmanlıkla karşılık verir. İlginç. Bu kötü mü? Yani... Bu kadar da değil canım. Hesap makinama göre şeker çubuğunun maliyeti şehri çok büyük bir borca sokacak efendim. Bu benim acil hattım. Buna cevap versem iyi olurum. Affedersiniz profesör. Alo. Beyaz, bir karınca krizinin ortasında olduğunuzu duydum. Ulusal güvenlik. Saldırı için hava gücünü çağırdım. Güçlü bombalardan bahsediyorum başkan. Başınızdaki istilayı temizler bu. Ama general, şehrin geri kalanında ne olacak? Kabul edilebilir bir kayıp. Seçmenlerinizi tahliye etmek için bir saatiniz var. Ama... Hadi başkan, cesaretinizi toplayın. Düşmanın üzerinizde dolaşmasına izin veremezsiniz. İş işten geçmeden bir şey yapmalıyız. Diğer hatta biri var, bu karım olabilir. Bekleyin. Şehri yok etmeyi düşünüyor. Onu elime bir geçirseydim. Şunu eline geçirebilirsin ama. Elbette. Karınca kadınlar, doğru mu? Ey tatlım. Ben bir akrebim. Sahilde uzun yürüyüşleri severim. Hoş sohbetim ve eğlenceliyimdir. Aptal memeliler, biz hepinizi yok edeceğiz. Aha, sıkı laf, gevşek pantolon. Tanrım. Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Bu çok acı. Olamaz. Verici. Çok acı. Kendimi bir şeye konmuş gibi hissediyorum. Sakın söyleme. Neyi? Şeyin içindeyiz sanki. Bir insan çiftliği mi? İnsan çiftliği mi? Hayır, büyüte camının önünde duruyor. İnsanların dikkatine, ben Betty, karıncaların muhteşem ve mükemmel kraliçesi. Artık bundan sonra sizin piknik yaparken attığınız sefil ve işe yaramaz artıklarınız, kırıntılarınızdan otlamaya razı olmayacağız. Ya da biz iş başındayken koca ayaklarınıza... Olamaz, çok hırslı. Evet, yüksek amaçları var. Kesinlikle çok yüksek. Yaşadığınız günleri hesap edin. Sizler yargılandınız, suçlu bulundunuz. Hakkınızda hüküm verildi. Hadi bayan, kalk ve şekerin kokusunu al. Kokla, hadi. Hadi, kokuyu al. Yakında güneş doruk noktasına ulaşacak ve bizim ışınlarımız sizin hepinizi yok edecek. Bu bir tatbikat değildir. Otoriteler geniş çaplı alarm verdiler. Lütfen acil bildiriler için istasyonda kalın. Şehri terk edin. General, kararınız hakkında tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Üzgünüm. Hedefe kilitlendi. Diş fırçanı unutma asker. Bu işi çok seviyorum. Pekala uçan kafa. Bu biraz zor görünüyor. Bir yanda bizi kızartmaya çalışan bir sürü kindar karınca var. Diğer yanda bizi havaya uçurmaya çalışan kendi ulusal güvenliğimiz var. Belki Kene'ye telefon edersek, değil mi?
Ben 3'e kadar saydığımda sen hipnotik transa gireceksin. Evet efendim. Dur canım, henüz değil. Ha, tamam tamam. 1, 2, 3. Şimdi gerilere gidiyorsun, geriye. Ne hatırlıyorsun söyle bakayım. Şey, beni hipnotize ettiğini hatırlıyorum. Ha, Peter, Tanrı aşkına. Siz orada ne Sakin yapıyorsunuz? Sakin olun. Sorununuz nedir? Ha, üzgünüm başkanım ama korkarım şu anda biraz meşgul. Psikolojik terapinin tam ortasında. Nedir sizden çektiğim? Bilirsiniz, belki biraz bürodan uzaklaşmalısınız. Bizim özel bir stres tedavimiz var. Bunlar beni delirtecek. Tamam tamam. Seni istiyorum. Aa, merhaba başkan, ne oluyor? Neler saçmalıyorsunuz siz? Ne? Şehri kurtarmam gerekiyor. İyi de fobin ne olacak? Zaman yok doktor. Kaşık! Onu perşembe günlerinden çıkarmam gerek. Kaşık! Güneş neredeyse zirvede. Elbette, kesinlikle yapmalıyız. Evet, kesinlikle. Neden sürekli kesinlikle, kesinlikle deyip duruyorsun? Bu şekilde herkesi çılgına çeviriyorsun. Arthur, yavaş ol biraz. Ya, kesinlikle çok yüksek. Hiçbir şey kesin değildir, biliyorsun. Kaçın! Hayır! Olamaz! İşte bu! Yapabiliyorken kaçın acıklı maymunlar. Çok sıcak. Kaybedecek bir dakika bile yok. Gene! Orada kal mavi çocuk. Ben Betty, karıncaların kraliçesi. Ve teslim olmanı emrediyorum sana. Hemen! Ha, bir fiske vurabilir ya da başka bir şey yapar mısın? Zararı yok. Bize karşı suç işledin. O zaman kaderinle yüzleş. Oo. Vay canına. Gene! Arthur! Büyüteci kullan! Bu onların hepsine yeter. Özür dilerim ama orada ufak bir kızarma problemim vardı. Bu işi çok seviyorum. Yeha! Yakaladım. Evet. Biliyor musun, düşününce fark ettim ki ben karıncalardan korkmuyorum. Asla da korkmadım. Sadece onlar bir bayanın pantolonundan çıkmaya başlayınca tıpkı bunun gibi irpertici. Ve salim kafa gerçekten kafasında bir iki tahta eksik biriydi. Demek istiyorum ki tarafsız olarak düşünürsek hepimiz birinin oyununa gelebiliriz. Ama ne zaman iyi ya da deli olunur ki? Güneş en tepede!